Irmak, Ankara Irmak'tayım ve Gövünüz tren stasyonuyum. Yani bu sefer çok özel bir yolculuk oluyor. Çünkü bir tren makinesiyle biz Kayseri'ye giriyoruz. Ve bence yani bu yolculuk muhteşem oluyor. Böyle bir manzara anlatamam ama fazla konuştum. Benim tren kaçıyor. Gidiyorum hadi. Çıkmak istiyorum. 36.016 makine. Birden kuşağa devam edelim. 36.016 birden kuşağa devam ediyorum. Hareket ediyorum. Gönüldağ treni hayırlı yolculuklar diliyorum. Artık yola çıktık. Yola çıktık. Hamilemizin yarısını Irmak'tan aldık. Yarısını da Yaşayan'dan alacağız tamamlayarak. Buradan Kayseri'ye kadar aheste gideceğiz. Evet, evet. Allah'tan bir kaza bela vermeden servisimizi tamamlamış olacağız. Ankara Kumanda Merkezi 23.166.142 sinyali geçtik. Sürekli iki kişi olarak tabii giriyorsunuz yola. Ya şimdi şöyle, insan oluyor sonuçta. Başımıza her şey gelebiliyor. Burada tek kişi olduğun zaman, makinelerin emniyet açısından emniyeti var. Her şey var. Hani ben Allah göstermek burada bir şey olmuş olsa, emniyet devreleri devreye girer, bu makine durur şurada. Belli bir miktar gittikten sonra durur. Şimdi siz bazen biraz böyle kavga değil ama tartışma yapıyor musunuz? Ben bu şey lokomotif kullanmak istiyorum. Yok ben... Nasıl? Şimdi öyle bir şey yok. Her makinenin kendine göre bir bürövesi vardır. Ama bürövesi almadıktan sonra yani makinelere çıkma imkanı yok. Yani ben kullanacağım, sen kullanacaksın davası olmaz. Bir de artı burada iki kişi hani illa sen kullanacaksın, ben kullanacağım diye öyle bir şey yok. Burada birimiz makineyi kullanır, birimiz çayımızı yapar, kahvemizi yapar, yemeğimizi yeriz. Tamam, mesaj aldım. Binko şimdi çay yapacak, kahve yapacak, sandviçler getirecek. Aynen. Ya benim için böyle bir tren ile gezmek bambaşka bir şey. Ya manzara çok daha güzel bence trenden. Dağlardan gidiyorsun, eski demir yolundan gidiyorsun. Ya çok eğlenceli bir şey. O kadar tatlı ki mesleğimiz yani anlatılacak bir şey değil yani. Hem para kazanıyorsun, çoluk çocuğunun geleceğini sağlıyorsun, hem geziyorsun, hem manzarayı seyrediyorsun. Ama bunun yanında da bu makinenin ön tarafında gitmek çok önemli. Vagonlarda bu zevki alamazsın. Vagonlarda sadece bir yan tarafı görürsün ama makinede her tarafı görüyorsun. Evet. Tavşanını da görüyorsun, kurdunu da görüyorsun. Bütün hayvanları da görüyorsun. Bir de ilk olayları da sen gördüğün için daha zevkli oluyor. Çok farklı. Ya bu macera nasıl başladı o zaman? Bu mesele 1990 yılında başladı. Sene gelmiş 2017. 27 sene. İlk girdiğimde bu mesleğe demir yolunun D'sini bilmiyordum. Ama sevdiğim bir meslek vardı. Alo.
Tamam, bu ses ne? Şimdi şey, sarı sinyaline geldiğin zaman 40'ın üzerinde girdik biz. Seni uyardık 40'ın üzerinde girdin diye. Vallahi uyanıyorsun. Yani ben işte, uyuyorsam o zaman şimdi... Bu işte tren yolculuğu çok emniyetli yani. Evet. Öyle şey değil. Hani bazı halkımız demir yolunun biraz daha güvensiz şey olduğunu falan şey yapıyor. Her şey emniyetli. Sana bırakmıyor sistem. Olarak yani demir yolu çok uygun değil mi? Taşımacılık hususatında, yolculuk hususatında yani maliyet bakımından çok hesaplı. Yani karayolu gibi değil. Karayolu atıyorum bir kamyonu veya da bir tır en fazla atacağın 40 ton. Ama sen bir vagona atıyorsun bu kadar hamileyi. Bir trenimizde de yaklaşık 25 vagon olduğunu düşün. Hani 25 tane kamyonun yapacağı işi bir trenimiz yapıyor. Onun için maliyeti çok hesaplı. Çocuklarınız var. Onlar bazen geliyorlar mı? Şu ya anda benim 5 tane çocuğum var. 3 tanesi üniversiteyi bitirdi. 2 tanesi devlet işinde. 1 tanesi de kendi özel diyebileceğimiz evinde özel ders veriyor. Diğer 2 tane çocuğum da okuyor üniversitede. Tabii ki işlerinden imkan bulduğu müddetçe geliyorlar. Ziyaret ediyoruz birbirimizi. Onlar gelmezse ben gidiyorum. Mecburen kontrol etmek zorundayız. Sonuçta çocuklarımız. Evet. Sen gururlusun değil mi? Evet. Olmaz mıyım ya? 3 tane çocuğunu iş sahibi yapmışsın. Yani 2 tane çocuğun da okuyor. Tabii ki gurur duyuyorum. Yani demir yolunda Allah razı olsun diyelim. Veyahut da taşına toprağına Cenab-ı Allah'ım kurban olayım. Bin bereket versin. Yani ben bütün her şeyimi demiryolu sayesinde hallettim, yaptım. Zor oldu mu? Yani çünkü 5 tane çocuk okutmak kolay bir iş değil. Yani çünkü böyle söyleyeyim, benim 1 tane var ve kafa yiyorum. Murat dedim, devam, koş dur. Yap. Sana dedim, duruma karar. Yoksa dedim, bu çocukların önü kapanacak. Devam. Aynen. Devam. Allah'a çok şükür. Hepsi. Hatta ben şuna şükrediyorum, çocuklarımın, yani ondan da gururla da söylüyorum. Hiçbir sene kaybolmadı üniversitede. Hiçbir çocuğumun bir sene kaybolmadı. En çok gurur verici, onurlandırıcı, maddi manevi her yönden benim menfaatime olan bir olaydı bu. Çok sıkıntılar çektim. Ha, sıkıntılarımın karşılığında aldığım için şu anda huzurluyum, mutluyum, gururluyum yani. En azından çocukların böyle meslek sahibi olduğu, hani gözüm arkada kalmadı. Harcadığım emeğe, paraya, maddiyata falan hiç gözüm arkada kalmadı. Yani gerçekten gurur verecek bir şey, gurur duyulacak bir olay yani. Evet. Kırmızı bu taraf için mi, bu taraf için bizim mi? Için. Biz için. Bizim için. Burada bekleyeceğiz. Arkamızdan büyük bir ihtimalle ekspres gelecek, geçecek. Maaş şey, devletinin maaşı. Yani çok çok yüksek bir maaş değil. Ama ayrılıyorsun para çocuklar için, ev kirası, yemek, evet, desteklemek için. Evet. Yani bayağı bir yük. Tabii ki. Şimdi şöyle, bizim demiryolunda bilhassa makinist camiası, yolluk dediğimiz bir ek gelirimiz var bizim.
5 tane çocuğu okutabilmek için biraz ben kendi istirahatimden, ne bileyim, bazı özverilerimden feragat etmek zorunda kaldım. Sinyalimizi açtı. Ha, açtı, gidiyoruz. Oley. Ben bu imkanları görmedim. Babamdan, rahmetli babamdan görmedim. Onun için yani bazı şeyleri, bu şeyleri de gördüğüm için, yaşadığım için ben çocuklarımı özellikle tembih ederim. Okuyacaksınız, kimseye muhtaç olmayacaksınız. Kimseye muhtaç olmayacaksın. Ben dedim çok sıkıntı çektim. Amelelik yaptım. İnşaatlarda çalıştım bak. Siz de bunları görmeyeceksiniz. Okuyacaksınız diye ben zorladım. He. 5 tane çocuk okutmak kolay mı? Gerçekten zor. Ben şöyle hesap ediyorum. Hani şu anda herkes de buna katılacak. Yani bir çocuğun ilkokuldan üniversiteyi bitirip meslek sahibi olasıya kadar bir ev parası yediğine eminim. Bir ev parası yediğine eminim. Ben şimdi şöyle bir yorum yapıyorum kendi kendime. İki tanesi iyi kötü okuldu da. Benim diyorum 3 tane evim var. Bir tane de oturduğum, ikamet ettiğim evim var. 4 tane evim var diyorum. Evet. Gurur duyuyorum. Evet. Diğer iki tanesinde işte üniversiteye girdiler. Bitirdiler inşallah. Bitirdim mi 5 tane evim var diyorum. Bir de ikametgah ettiğim ev 6 tane. Dünyalar benim dünya, ya. Evet. Dünya malı bende mi? Ben ne yapayım? Bunlar benim olduktan sonra. Doğru değil mi ama? Doğru. Kesinlikle yani. Şimdi çocuklar okudular. Üniversiteler bitirdiler. Evet. Birkaç çocuk. Evlediler. Şimdi o evliliğe kadar sen bakıyorsun. Tabii. Bütün enerji veriyorsun, her şey yapıyorsun. Sonra bir anda böyle yabancı bir erkek geliyor. O senin kız çalıyor gibi bir şey. Yani ben şimdi bu gözleriyle Şire'ye bakıyorum, tamam mı? 8,5 yaşında biliyorum erken ama. Nasıl bir duygu? Şimdi bir anda senin aile yani büyüyor. Biraz farklılık oluyor ama. Şimdi o da senin bir evladın oluyor sonuçta. Önemli olan ondan iyi olması, huzurlu olmanız, anlaşabilmeniz çok önemli. O kişinin de hayırlı bir evlat olması lazım. Hayırlı olmazsa var ya, senin ağız tadın da kaçıyor, onun da ağız tadı kaçıyor. Çocuğunun da ağız tadı kaçıyor yani. Bunlar çok önemli. Ya boz gibi bir parça oturmuyorsa sen vurabilirsin, tamam oturuyor ama tam oturmuyor. Yok o çıkartıyor, o olmuyor. Olmaz. Bazı şeyler görmeyeceksin, bazı şeyler konuşarak halledersen tatlılıkla, o zaman öyle bir şey olmuyor işte. O taşı da oturmuş oluyor. Bak şimdi seni öpmek istiyorum, biliyor musun neden? Çünkü bana sen geliyorlar, Bilkol, senin evlilik zor değil mi? Neden? Yani senin eşin Türk, sen Hollandalı, orada bir kültür farkı. Gonca ben yani ben Hollanda'da belli bir bölgeden bir kız buluyorsam belki daha problemler yaşıyorum. Çünkü onların kültürü o kadar farklı ki. Yok yani bir insan olarak bakmak gerekiyor. İşte o kadar. Eşinin de hatası oluyor. Senin de hatan oluyor. Bazı şeylerin üzerine sünger çekiyoruz. Görmüyoruz. Her şeyi görersek evlilik yürür mü? Yürümez. İmkanı yok. Sonuçta insan oluyoruz. Hata da yapabiliyoruz. Onun için bazı şeyleri görmeyeceksin, bazı şeyleri duymayacaksın misali. Bir de dediğimiz gibi anlaşmalı, konuşmalı yaptıktan sonra hayat toz pembe. Zaten ömrümüz ne kadar var? 70 yaşımıza, 80 yaşımıza geldi mi gidiyoruz işte. Bak yani şimdi bazen insanlar diyorlar yani bir evlilik aşk demek, sonsuz bir sevgi demek. Ben bir ilave daha ediyorum ve çok yutmak demek. Bu çocuklar için de geçerli. Hani çocuklar mesela ben 5 tane çocuğum yeri göre fikir uyuşmazlığımız oluyor. Onlar şimdi dediğim gibi mesela ben sağlık okulu mezunuyum. Bu çocuğum üniversite mezunu. Benim bilmediğim şeyleri karşı çıkmış olsam aslında çocuğundan da kavga dövüş edersin. Çocuğu da evden soğutursun.
Çelikli istasyonuna geliyoruz abi. Burada da en güzel, en eski bina, taş bina. Burası. Bura mola mı? Burada bir 5 dakika mola vermemiz lazım. Oley, güzel, güzel. Çocuklar hakkında bayağı konuştuk. Evet. Eşin nasıl tanıştınız? Ankara'da gelip rahmetli Einstein'in taksinde taksi şoförlüğü yaptım dedim ya. Gündüz ben çalışıyordum. Gece şimdiki rahmetli olan kayınpederim çalışıyordu. Taksi değişimlerinde, alışverişimizde gördüm. Ziyaretlere falan gittiğimizde işte tanıştık. Daha sonra iş ilerledi, ilerledi. Bu seviyeye geldi. Tanışmamız da öyle oldu. Hani öyle bir, ha tabii ki tanıştıktan sonra bir aşk oldu mu? Oldu mutlaka. Görüşmelerimiz oldu mu? Oldu. Hepsi oldu. O zaman hanım, eşim de çalışıyordu daha. Konfeksiyon dükkanında çalışıyordu. İşten çıkımlarında falan karşılama falan kaçamak. Böyle gizli gizli kaçıyorsunuz. Benim pederden gizli gizli kaçıyorduk yani. Eşya yok. Bir şey yok. Bomboş her taraf. Kimseden destek yok. Tek başına, tek tabanca. Hayat mücadelesi yine bir daha devam. Demiryollara güzel de maaş aldık. Verdi yani devlet. Bunları değerlendirdim. Ev kiraladık, evimizi düzdük. Aileyle işte kayınpederin yanından ayrıldık, kendi evimize taşındık. Şey yaptık falan derken hayat mücadelesi geldi, geçti, gitti. Bu yaşlara geldik. Çok sıkıntılar çektiğimi her zaman söylerim yani. Çocuklar aynı benim gibi hayat şartlarımızı gördüler, yaşama tarzını gördüler, sıkıntılarımızı yaşadılar hep beraber. Şimdi bunları gördüğü için ha çocuk bana ne, ben kendi kazancımı kendim yiyeceğim diyemiyor. İster istemeden sana yardım ediyor. Dedi baba dedi, kardeşim ben okudum, öbür en ufak kardeşim de sen okudu. Bir pazarlık yaptık bundan. Şimdi şu anda hala kardeşini bu okudu, ufağını da ben okuduyorum. Böyle bir görev paylaşımı yaptık. Evet, güzel bir çözüm ya. Bazen tartıştınız mı? Yani şimdi üniversiteye gidiyor, hakim oldu. Sizin bazen böyle şeyler var. Yani ne bileyim, yani katil mesela. Yani orada bir şey, ceza vermek gerekiyor. Siz orada bazen böyle aile atmosfer, aile çevrede böyle birlikte güzel böyle bir sohbet ediyor musunuz? Ben sadece şunu söyledim çocuğuma. Vicdanen rahat olacaksın. Verdiğin cezada da, altta da vicdanen rahat olacaksın. Kafanda soru işareti kalmayacak. Araştırmasını, ha bu araştırma dediğim, zaten hakimler biliyorsunuz elindeki dosyaya göre karar veriyor. Bu dosyayı dört dörtlük okuyacaksın, anlayacaksın, ona göre karar vereceksin. Ha ben verdiği kararı hiçbir zaman müdahale etmem, edemem de.
Şimdi siz bu meslek çok seviyorsunuz değil mi? Ama sorumluluk olarak ne var bu meslekte? Abi sorumluluğu çok ağır. Hani bilinçli, kendini bilen, sorumluluğunu bilen kişiler için çok ağır bir meslek. Hani böyle dışarıdan görüldüğü gibi bir şey değil. Arkamızda dedim ya, yaşayandan şey aldık, yakıt aldık. Bu devletin yakıtı veyahut da özel şirketin yakıtı. Hiç önemli değil. Vatandaş sana malını güvenmiş, vermiş, teslim etmiş. Bunun sorumluluğunu biliyorsan bunun altında eziliyorsun. Hani bunu da kazasız belasız gideceği yere kadar ulaştırdığın zaman onun gurur, sevinci daha bambaşka. Bu sorumluluğu almasını bilmen lazım. Yolcu trenlerinde daha farklı. 300 tane vatandaş taşıyorsun. Bunun canı var, malı var, mülkü var, torunu var, torbası var. Bunların sorumluluğu almak kolay bir şey değil. İnsan eziliyor. Ama kendini bilenler için söylüyorum bu kelime. Sadece bu mesleği para kazanmak amacında düşünenler de var. Olabilir. Ama ben öyle değilim. Ben yaptığım görevi dört dörtlük, elimden geldiğince dört dörtlük yapıp yolcuysa canını bana emanet ettiği için varacağı yere kadar huzurlu şekilde getirip teslim etmem. Yükünü teslim ettiyse zarar vermeden yerine kadar ulaştırmak benim görevim. Ben bu sorumluluğu taşıdığım için şimdiye kadar Allah'ıma çok şükür hiçbir hasede yapmadım. Bundan sonra da Cenab-ı Allah'ım inşallah bir şey göstermez. Vicdanen de huzurluyum, rahat. Eve gittiğim zaman kafamı ben şöyle yastığa koyup da çok rahat uyuyabiliyorum. Demir yollarında zaten kazalar bir kişinin hatasıyla olmuyor. Birisi ki maalesef insanlar bazen kendini öldürüyorlar ve demir yolu seçiyorlar. Evet. Hollanda'da bay oluyor. Türkiye'de bilmiyorum yani o durumu nasıl. Hastalarımız oldu, vatandaşa çarpmalarımız da oldu. Ölümcül olaylar da oldu, yaşadık. Adam alkolü almış arabayla senin önüne geliyor. Yapacak bir şey yok. Fren atıyorsun, korna çalıyorsun. Adam senin korna çaldığını, fren attığını görmüyor ki. İlla geliyor önüne. Bu trende istediğin zaman fren atar atmaz da hemen araba gibi durmuyor. Belli bir mesafede duruyor. Onun için elde olmayarak vuruyorsun, hasi yapıyorsun. Vurduğun kişi eksit oluyor. Oldu da. Yapacak bir şey yok. Yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Vicdan azabı çekiyorsun sadece. Şey, orada psikolojik yardım var mı? Yaklaşık 2-3 sene evvel şimdi kurumumuza psikologlar geldi. Talep edersen sana yardım ediyor. İstiyor musunuz? Yani sadece siz değilsiniz ama... İsteyen arkadaşlarımız var tabii ki. Aha. Mesela bilhassa o şeyi isteyenler yeni ilk hadiselerinde insan çok etkileniyor. Bunlar var. Alanlar, arkadaşlarımız var yani. İlk defa bir hadise yaptığı zaman insan ister istemeden çok büyük travma geçiriyor yani. Evet. Sen o olayı birebir canlı yaşıyorsun. Buradan yeri göre mesela şuraya araba gelmiş veyahut da vatandaş gelmiş, fren atmışsın, sen duramamışsın. Buradan sen şöyle kalkıyorsun, bakıyorsun. Görüyorsun yani, birebir yaşıyorsun. Şoförler için o şey takograf var, belli bir süreç şey o tır kullanabiliriz. Siz için böyle bir şey var mı? Tabii ki. Libre dediğimiz bir şey var, kitapçık var. Nerede ne surat yapacaksın onda yazılı. Onu geçemiyorsun. Artı burada bunlar bilgisayarlı. Ne surat yaptın, nerede ne surat yaptın, fazla mı yaptın, noksan mı yaptın, hepsi kayıt altında. Hani bir hadise yaptığın zaman hemen bu kara kutuyu açıyorlar. Aynı şeylerdeki, uçaklardaki gibi. O
kara kutuyu açtığın zaman bütün her şeyin, ne yaptığın her şeyin belli oluyor. Kara kutu gibi. He, kara kutu gibi bir şey. Onu kimse açamaz. Ancak depo müdürleri, yetkili kişiler açır onu. Bak bu sormak istiyorum ya. Yine biz konuştuk şey, bütün işleri yaptın. Taksi şoför, inşaatta, ne bileyim yani farklı farklı. Sonra bu mesele artık maşinist oldun. Makinist oldum. İlk defa sen orada oturdun. Ne evet. hissettin o zaman? Ben 5 sene sonra makinist olabildim. Bu demir yoluna girdikten sonra 5 sene sonra. Bu 5 sene içerisinde yardımcı olarak, yardımcı makinist olarak görev yaptım. 5 sene içerisinde o arada ustalarımız bize şu kumandayı verdiği zaman biz sanki elma şekerini kapmış çocuklar gibi seviniyorduk. Mutlu oluyorduk yani. Düşün. Bir mükafat gibi oldu çünkü. Öyle bir şey oldu ki yani o hisleri anlatma imkanı yok. Ama tabii ki bir güven, bir sevinç, bir huzur. Belli bir devlet işine girmişsin. Buraya da makinist olarak oturmuşsun. Bütün yetkiler sana verilmiş. Ama en fazla kaza yapan aracı bence araba. 1923'ten beri tren demiryolları çalışıyor. Şöyle baktığımız zaman tren kazaları belki binde bir, belki 100 binde bir hadise yapmıştır. Karayollarına nazaran yani çok cüzi bir rakam. Karayollarına göre demiryolları bence daha güvenilir. Tamam belki yavaş gidiyor, belki bir saat sonra varacağı yere varıyor ama emniyet açısından, can sağlığı açısından demiryolları daha güvenceli bence. Evet. Biz artık gelmek üzereyiz ya. Az kaldı. Evet. Ya Kayseri'ye yolumuz azaldı. Evet. Ya benim için bu unutulmaz bir an oldu ya. Gerçekten çok güzel bir evet. yolculuk, bir demir yolculuk oldu. Ve bir tane mesaj vermek istiyorum direkt kameraya. Böyle sizin yanında geleceğim. Şimdi arkadaşlar böyle bir durum var. Bu tren ağır, büyük, acayip ağır bir yük taşınıyor. Böyle bir seni böyle demir yolu numarasında görüyorsa bir anda durmaz. Yok, çeker. O yüzden lütfen dikkat edin. Yani demir yolundan geçiyorsanız sağ, sol, sağ bak. Ya sol, sağ, sol ne isterseniz ama iyi bakın. Çünkü gerçekten yani bu biraz hızıyla en azından 50-100 metre yol var. Yolun durumuna göre normal süratte 750 metrede durma imkanımız var. 750. 1 kilometre yakın. Bak yani. Onun için hani vatandaşların demiryolu üzerinden geçerken çok çok dikkat etmesi lazım. Kendi canı için, malı için her şeyine dikkat etmesi lazım. Kendi emniyetini kendisi alması lazım. Evet. O zaman umarım keyif aldınız programdan. Biraz daha ders aldınız umarım. O da var. Ve sonraki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.